Efendim şimdi Barış Kaya'ya gideceğiz, Hatay'a. Canlı bağlantıda ondan son bilgileri, gelişmeleri alacağız. Neye ihtiyaç olduğunu öğrenmeye çalışacağız. Barış söz sende ama bir şey ben çok sık duymaya başladım. Salgın hastalık tehlikesi çünkü çok fazla ishal vakası görülmeye başlamış. Efendim bunun gibi başka bir takım rahatsızlıklar. Özellikle seyyar tuvalet meselesi çok bugün, birkaç gündür gerçi öyle de bugün çok fazla öne çıktı. Bunun dışındaki bilgileri de senden dinliyoruz. O konu zaten başlı başına bir sorun. Mesela bizim burada bulunduğumuz 600 konutlar mevkiinde tek bir seyyar tuvalet yok. Olanlar zaten hijyen konusunda son derece sıkıntılı. Bu konuda da zaten bütün sağlıkçılar uyarıyorlar. Temiz su yok. Dışarıdan su gelmesi lazım. Ama bugün itibariyle Hatay'a dışarıdan DSİ'nin getirdiği suları biliyoruz. Fakat zor bir gün geçiriyor yine Hatay. Bugün de öyleydi. 6. güne girdik. 6. günde de yine arama kurtarma faaliyetleri bir yandan devam ediyor. Bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Gerçekten de hala enkazların başında yüzlerce, binlerce kişi içeriden yaralıların çıkartılması için bekliyor. Açık söylemek gerekirse ya burada ilk günden bu yana bir yardım çağrısı var. O çağrı aslında enkazın altındakileri bir an önce dışarıya çıkartmak için yapılan çağrı. Onun dışındaki çağrılar tabii ki önemli, elbette kıymetli yardım çağrıları. Fakat ama ilk öncelik can kurtarmak için yapılan çağrılar. Bu yüzden de uzman ekiplerin alanlarda, uzman ekiplerin enkazların üstünde olması gerekiyor. Yeri geliyor bu uzman ekiplere ulaşmak zaman alıyor. Onca ihbar alıyoruz ki gün içerisinde işte belli noktalarda, belli yerlerde hala eksikliklerin olduğu, hala ulaşılmak istenilen yerlere ulaşılamadığı yönünde. Tabii bunlar katlanarak devam eder mi ilerleyen günlerde bilmiyorum ama zaman ilerledikçe zaten o zorlu bekleyişte yerini umutsuzluğa bırakmaya başlıyor. Mesela sabah 6'dan bu yana biz burada nöbetteyiz. Bugün burada Hidayet Gönül çiftinin iki evladıyla birlikte enkaz altında olduğu bilgisini aldık. 3 gündür ses geliyordu onlardan. Çünkü yakınları burada 2. günden beri takip ettiğim için çok yakından biliyorum. Enkaz üstünde önce onlara seslenmeye başladılar. Ondan sonra ses cihazlarıyla aranmaya başlandı. Ve 3 gün boyunca çok net, çok kuvvetli ses aldılar. Bugünün sabahına kadar da o ses devam etti. Ve bugün itibariyle akşam saatlerine kadar arama kurtarma çalışmaları sürdü. Şu dakikalarda da bir alan genişletme çalışması yapılıyor ama aslında bu arama kurtarma çalışmalarının, canlı çıkartma çalışmalarının yapıldığı yerlerde bir kepçenin çalışması imkansız. Çünkü aşağıya oldukça büyük zararlar verebiliyor. O yüzden de şimdi aklımız da karıştı. Acaba son alınan ses üzerinden geçen zamanda bir umut, bir bekleyiş sona mı erdi diye. Ama aile burada tabii ki onların umutları hiç tükenmiyor. Bizim umutlarımız hiç tükenmiyor. Çünkü kepçenin çalıştığı bölge biraz daha ilerisi, onların bulunduğu yer burası. 5. dairenin 5 katlı binanın alt katında, 1. katındalardı. Tabii bina yerle bir olunca hangi kattalar diye soruyoruz arama kurtarma ekiplerine. İşte şu bulunduğumuz yer aslında 1. katı gösteriyor diyorlar. Akıl alır gibi değil ama öyle. Şimdi bugün itibariyle 3 noktadan arama yapıldı. 3 kez dinleme yapıldı. Defalarca sessizlik istendi. O sessizlikler hepimiz için umut oldu. Ama sonuç alamadık. Öyle sanıyoruz. İlerleyen dakikalarda şimdi bu arkayı boşalttıktan sonra yine kolonun altına doğru giren bir yer var. Orayı açarlarsa oradan tekrar bir kontrol edecekler. O 4 kişilik aileye ulaşmaya çalışacaklar. Biraz önce söyledim. Hidayet Gönül Arslan çiftiyle birlikte 2 evladı. Burçin 24 yaşında, Sinan 11 yaşında. Onlar enkazın altında. Bu binada enkazın altında kalan bir tek onlar, bir tek onların yakınları var. En azından onu biliyoruz. Öbür tarafta tabii bu alanda ve Hatay'ın bütün çevresinde genel aynı durum söz konusu. Çünkü onlar da yakınlarını bir an önce enkazın altından çıkartmak için bekliyorlar. Kimi hala ses alıyor, kimi hala onlardan bir bilgiye alabilmek için arama kurtarma çalışmalarını yapan ekiplerden bilgi almaya çalışıyorlar. Durumlarıyla ilgili bilgi almaya çalışıyorlar. Ama önümüzdeki saatler son derece artık kritik olmaya başladı. Çünkü 6. güne girdik. Saatler ilerliyor. Saatler ilerledikçe gece hava çok
çok soğuk oluyor. Öte yandan tabii içerideki enkaz altındaki durumu kestirmek çok zor. Bazen kolonların arasında sıkışıp kalan insanlar oluyor. Bazen boşlukta kalıyorlar ama onlara ulaşmak için uzun bir mücadele verilmesi gerekiyor. Bunların hepsi zaman aldığı için saatler ilerlediği zaman araya tabii o zaman sınırlaması girince o zamanla yarışta işte biz de görüyoruz burada birçok ekip şu anda hala buradan bir canlı çıkartabilmek için hazır bir şekilde görevlerinin başındalar. O kadar çok ekip var ki ama herkes tabii enkazın içine girip bu kurtarma çalışmalarını yapacak yetenekte ya da o eğitimi almış insanlar değil. Sadece burada çevrede işte jeneratör taşımak için onun yanında arama kurtarma ekiplerine bir nebze olsun onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışan gönüllüler, belediye ekipleri, korucular, askerler yani hepsi topyekün aslında burada bir seferberlik hali var. Fakat biraz zor ilerliyor açıkçası zor. Yani buradaki durum son derece kritik. Biraz önce de söylediğim gibi eğer bir canlı varsa kepçenin çalışması imkansız. Kepçe çalışıyorsa içerideki enkaz altındaki bulunan insanların bulunduğu noktanın dışında mı çalışıyor? Aslında bu soruların cevaplarını almak da son derece güç. Ama benim öğrendiğim kadarıyla birkaç arama kurtarma ekibindeki uzman kişilerle konuştum. Eğer enkaz altında birisi varsa kepçenin o enkazın üzerine çıkma ihtimali yok. Çıkarsa altındakilere de zarar verir dediler. Fakat bu şu anda tabii bu çalışmanın da bir şekilde ilerlemesi gerektiğini söylüyorlar. Gün içerisinde AFAD ekipleri de geldi. Onlar da dinlemeler yaptılar. Hatay'ın genelinde pek çok noktada aynı durum söz konusu demiştim. İhtiyaçlar konusunda da zaten yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Mesela bugün çok enteresandır. Buraya gelirken gördük. Şimdi gıda yardımı yapılıyor. Onun dışında pek çok yardım, kıyafet yardımı yapılıyor. Bu yardımların çoğunun da mesela cadde üstlerinde terk edilmiş, bırakılmış bir şekilde gördük. Yarın bir gün mesela yağmur yağdığında bir yağmur beklentisi de var. Onlar ne olacak? Gelen o bir sürü yardım malzemesi hiç ne olacak? Boşa mı gidecek? İnsanın aklına geliyor tabii bu takım sorular. Ama ilk başta söylediğimiz gibi en büyük sıkıntı, şu anda en büyük ihtiyaç arama kurtarma ekiplerinin ekipmanlarıyla birlikte ses gelen noktalarda kurtarabilecekleri canlar için verecekleri mücadele. Onun dışında da Hatay genelinde oluşan bir hijyen sorunu, bir tuvalet sorunu ve buna bağlı olarak insanların zaten burada duş almasına imkan yok. Çünkü öyle bir imkanın doğması için suya ihtiyaç var. Suyun da sağlıklı bir şekilde gelebilme ihtimali güç. Onun için de dışarıdan DSİ'nin desteğiyle bir su takviyesi yapılırsa tankerlerle bu ihtiyacı bir nebze olsa karşılayacak artık Hataylılar. Biraz önce söylediğim gibi Hatay bir günü daha zor geçirdi. Zor günler umarız ilerleyen zamanlarda, günlerde biter ama biraz da zaman alacak gibi Selçuk Tepeli. Ya Barış şimdi bu tuvalet meselesi, hijyen meselesi çok önemli. Bütün depremle karşı karşıya olan, bu felaketi yaşayan yerlerde hep aynı mesajlar, aynı talepler geliyor. Dolayısıyla bunun altını çizmemiz önemli. Bir an önce giderilmesi lazım. Bunun üstüne yoğunlaşılmalı. Bunu bir kere daha tekrar edeyim istedim. Bir de başka bir şey soracağım. Birkaç günden beri zaten dikkat çekici ama bugün de pek çok mesajda soruluyor. Yani senin saçların bu arada orada beyazladı mı yoksa tozdan dolayı mı beyaz görünüyor? Tozdan, tamamen tozdan. Şimdi burada nefes almak bile güçleşiyor yeri geliyor. Yani ben açıkçası burada arama kurtarma çalışmalarına katılan personelin yaşadıklarını birebir burada kendim çekiyorum. Çünkü mesela burada enkaz kaldırılırken inanılmaz derecede bir toz dumanı oluşuyor. O toz dumanının içerisinde kalıyor. Burada bir tek biz değil tabii herkes kalıyor. Ama enkazın içine girip çıkan insanları da mesela takip ediyorum. Onlar da içeriye girdiklerinde çıktıklarında bembeyaz çıkıyorlar. Çünkü o toz artık bir şekilde insanların üzerine yapışıyor. Ya bu da kaçınılmaz yani artık deprem bölgesinde olan şeylerden birisi. Peki kolay gelsin Barış. Tekrar döneriz sana eğer bir gelişme olursa son bilgileri de almak için bir yandan.